Evet, yeni sezonumuzun ikinci haftasından herkese merhabalar. Haftanın ilk yarışmacısı Ezgi ile tanışmak üzere bahçemizden şöyle bir ineyim. Masa harika, renkler uyumlu, her şey çok güzel, bütün yemeklerim yetişti. Şu an sırada ağırlama zamanı. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Ezgi. Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sevgili Ezgi, yeni haftamızın ilk yarışmacısı. Merhaba ekip, merhaba Erol abi, Gürbüz Bey. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, çok merse. 150 bin TL için. Evet, kesinlikle. Maratonun ikinci haftasındayız. Aynen. Nereden geldin sevgili Ezgi? Ankara'dan geliyorum ben. Ankara'ya bir selamlarımızı gönderelim. Neresinden Ankara'nın? Ankara Çankaya. Ankara Çankaya'dan evet. Ezgi geldi. Ezgi çalışıyor mu? Çalışıyorum. Ne iş muhasebeciyim yapıyorsun? Ben. Muhasebacı. Serbest muhasebacı mı? Yok. Özel bir firmada. Özel bir firmada. Aynen. Para pul işleri. Maalesef. Vergiler, matrahlar, KDV'ler, stopajlar. Bir hafta böyle bir rahatlatacağız sizi. Kesinlikle. Onun için o geldim. Böyle o ekonominin o şeylerinden aman o faturalardan kesinlikle, falan filan. Kesinlikle. Paradır, buldur. Her şey bitsin. Tamamen bugün yemek, bu hafta bambaşka yemek bir var. Mücadele var. Bilmem artık parayla verdiğin mücadeleyi mi ararsın? Burası daha mı iyiydi dersin? Bilemiyorum sevgili Ezgi. Çünkü burada da bir... Artık 150 bin TL olduğu için bambaşka boyut atladı. Yani rekabetin dozunu çok hissettik geçen hafta ilk haftamızda. Sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evli misin? Yok, bekarım. Bekarsın. Gençsin daha zaten. 33 yaşındayım. Tamam. Genç. Gençsin, gençsin yahu. Ben 32'de evlendim. Yani bence de ben zaten düşünmüyorum. Gerek yok. Hiç. Aday da mı yok? Yok. Olmaması mı gerekiyor yani? Neden o yok? Yani şu an böyle rahatım. İyisin. İyiyim, aynen. İyi, dokunmayın Ezgi'ye. Aynen öyle. Dokunmayın Ezgi'ye, Gürbüz. Merhabalar. Aldım mesajı. Merhaba ilk yarışmacım geldi. Merhabalar Rüştü. Doğan Hanım, nasılsınız? İyi, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Sırılmak istedin galiba. Evet, biraz. Yok öyle şey. Hadi anlatayım bakalım. Gel Rüştü. Rüştü nereden geldi Rüştü? Mecidiyeköy'den geldim ben. Mecidiyeköy? Evet. Nasıl Mecidiyeköy? Mecidiyeköy sıcak. Sıcak, kalabalık. Evet. Evet. İstanbul. Bekarken annemlerle Fulya'da yaşardık biz. Uzun zaman yaşadık orada. Güzeller. Ama şimdi çok kalabalık. İş yeri oldu ya sırf. Değil mi? Full sürekli evet. Full artık AVM'ler, iş yeri. AVM'ler, iş yerleri aynen falan. Öyle. Sen ne iş yapıyorsun? Ben elektrik mühendisiyim normalde ama yazılımcıyım. Mühendis. Engineer geldi. Evet. Yazılım. Evet. Firmada mısın? Evet, firmadayım. Kurumsal yer mi? Müşteri bazlı. Biraz özel, küçük. Küçük. Evet. Aslında bana yetiyor diyorsun. Aynen öyle. Bekarsın Bekar herhalde. Için aynen öyle. Aile yeterli. Mi yaşıyorsun? Yok, arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Ev arkadaşım. Ev arkadaşım çocukluk var. Çocukluk arkadaşım. Nerelisin? Konyalıyım ben. Konya'ya da sevgiler, selamlar. Merhaba Gürsel, hoş geldin. Memnun oldum, çok ben güzelsin. De. Sen de çok hoşsun, maşallah. Hoş geldin. Tanıştırayım seni, bir diğer yarışmacımız Rüştü. Merhaba Gürsel, ben. Ezgi, Rüştü, Birsel, gel sen de otur. Birsel, Birsel demeyeyim sana. Leyle. Leyle, Birsel. Birsel, çok şıksın. Teşekkür ederim. Ne güzel bir teşekkür ederim. Saçlar siz uzun. Daha yakmıyor mu seni o saçlar? Evet, bugün biraz. Ben de kestirdim, daha da kestireceğim galiba. Çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Birsel'cim sen nereden geldin? Ben Üsküdar'dan geliyorum. Üsküdar'a giderken alsa da bir yağmur ne güzel olur. Evet. Bir yağmur değil mi şu şöyle? Şu yağmur çok iyi gidiyor. Güzel olurdu. Peki Birsel sen çalışıyor musun? Ev hanımıyım. Ev hanımısın. Çalışmıyorum. Evli misin? Evliyim. 11 yıllık evliyim. Oo maşallah. Genç evlenmişsin. Bayağı genç yani. Gene gençsin de. Yani 30... Diyelim. Nasıl 30 yaşında mı evlendin? 29-30 yaşında evlendim, 40 yaşındayım. Sen 40 yaşında mısın? Evet. Göstermiyor değil mi Rüştü? Göstermiyor. Maşallah harika. Maşallah size yani. Çok teşekkür ederim, hepimize maşallah. Maşallah. Çocuk? Bir tane ellerinizden öper, 4 yaşında merhabalar. Kızım var. Ay maşallah. Cimret'ten merhabalar, evet, Zoran'ın merhabalar. Merhaba. Biri geldi ama adını göremiyor. A harfi görüyorum, Ahmet mi? Azat. Diyarbakır'dan selamlar, sevgiler, günler, yarın prensesim. Aman herkese selamlar prenses olsun. Prenses bana mı dedi? Prenses gerçekten kraliçe gibisiniz. Kraliçe daha uygun seviyorum. Sanki artık prensesliği geçtik. Hoş geldin Azat. Sağ olun, teşekkür ederim. Diyarbakır'a da selamlar. Sağ olun, arkadaşlar, ne selamlar, güzel. Saygılar. Azat gel böyle otur. Tamam. Azat pişmeyesin o ceketle. Vallahi indirsin. Seni azat edelim ceketten. Vallahi çıkar. Çıkar terlersin. 30 derece bugün vallahi. Evet, evet, evet. İstersen sandalyenin arkasına as. Sanatçıların verdiği bir şey çekersiz geri dolaşamıyoruz. Mecburiyetten giriyoruz yani. Sanatçı. Ses? Ses sanatçısıyım bu arada. Diyarbakır'dan da gel. Sağ olasın, teşekkür ederim. Türkü. Türkü mü söylüyorsun?
Tabii tabii türkü söylüyorum, ses sana açsın. Oo ne güzel. Teşekkür ederim. Bize patlatırsın bir yanık yanık şöyle. Şu an olmaz. Şu an değil. Dur bismillah tam, kendi, şu an değil. Kendi günümde, bir ara. Kendi günümde inşallah söyleyeceğim. Peki Diyarbakır'da mı yaşıyorsun? Ben Diyarbakır'da kalıyorum. Hem İstanbul hem Diyarbakır git gel yapıyorum. Sahne alıyorsun herhalde. Tabii sahne alıyorum. Türkiye İstanbul'da var. Da? İstanbul'da da alıyorum. Şehir dışında da Türkiye'de de. İş için alıyorum. Geliyorsun gidiyorsun ama tabii. Asıl yerin, yok, ikametin? Diyarbakır. Diyarbakır. Evet, neresi? Ergani bu arada. Ergani selamlar sevgi. Olsun. Yıllar evvel gitmiştim Diyarbakır'a. Tabii tabii. Ergani çok güzel bir yer. Ergani çok güzel. Medeni şehrimiz Diyarbakır'da güzel, evet, bir yer. Evet ne güzel. Evli misin Azat? Evliyim. Aa ne güzel. Evet, evet. Çocuğun? 4 tane var elinizde, ne bilsin? 4? 4 tane var. Maşallah, kız erkek? 4'ü de erkek bu arada. Ay! Ay o annenin vay haline. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ziyaretimize geldi buranın, mahallenin bir üyesi herhalde, komşu mu? Yok. Hayır, bizim yer yarışmacı mısın? Yazgül merhaba. Biz önce selamlaşıyoruz. Kusura bakmayın. Ay heyecan oldu. Merhabalar, evet. Gel Yazgül. Ben de dedim öyle geçerken, Tanrı misafiri geldi otur. Heyecan olur öyle. Yazgül'le kadroyu tamamladık sanırım. Evet. Evet sen de hoş geldin. Peki, Yazgül. Hepiniz toptan hoş geldiniz. Hem programımıza 150 bin TL'lik yemekteyiz hem de villamıza hoş geldiniz. Güzel bir hafta olsun. İlk haftayı devirdik. Konuşuruz ama yemekler açısından çok da iç açıcı bir hafta değildi açıkçası. Ama inşallah siz bu hafta bomba gibi bir bu hafta olacak. Patlatın güzel, evet, yemekleri, menüleri şöyle diyelim. Evet, konuşacağız tabii, sohbet edeceğiz seninle de Yazgül ama ben hemen ilk gün yarışmacımıza Ezgi'ye sözü bırakayım. Onun da söyleyecekleri vardır belki. Hepiniz masaya ve bugünkü masama hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir hafta olur. İnşallah. Her şey adaletli olur. İnşallah. Hepimize güzel geçmesini diliyorum. Diliyorsun. Temelimiz adetli olması. Evet, adil ve hakkaniyetli olmakta fayda var her zaman, evet, her şey için, her yer için. Evet, buyursunlar hemen masasına bakın. Biz önce masa eleştirilerini alıyoruz yarışmacılarımızdan. Ezgi Hanım, eksiğiniz yok mu sizce? Ne gibi? Ne gibi? Ana menüde perik pilavı var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ana yemekte. Ana yemekte, evet. Evet. Kaşık. Yani pilav genelde çatal kullanıyoruz pilav için, kaşık. Yani ilk kez. Kullanmıyoruz. Ama biz tercih edebiliriz. Biz kaşık tercih ederiz. Tercih ederseniz ben ekleme yapabilirim tabii kaşık ki. Kaşık olmadan olmaz. Kaşıksız olmaz. Kaşık. Pilava kaşık pilav yenmez. Tabii, tabii, hatta tabii. Kimisi de çatalla yer. Ama yani hani genelde benim gördüğüm ve okuduğum şeylerde çatalla yeniyor pilav diye biliyorum. Yiyen var, kaşık da isteyen var. Yani geçen hafta kaşıklı salatasında kaşık yoktu. Sıkıntı oldu burada mesela. Hatta pilavımda kaşık mevzusu var, bilirsiniz Duhal Hanım. Neyi? Kaşık kırıldı. Olayı var ya pilavlarda. Öyle mi? Onu, evet, bilmiyorum. Evet, üstüne saplayıp kaşık kırıldı mı? He. Yani pilavın ne kadar sürede piştiği, nasıl piştiği ilgili. Bilmiyorum ben onu. Okey. Birsel Hanım'ın kaşık istemesi bence gereksiz değildi. Çünkü insanlar kaşıkla yiyebilir. Yani bunu insan kaşıkla yemeyecek, çatal getirdim, çatalla yedi demek olmaz. Masayı nasıl buldun Yazgül? Masayı beğendim. Beğendin. Güzel görünüyor, çiçeği de güzel. Morlar pembeler uyumlu, evet, bence uyumlu. De. Evet, uyumlu. Yaz konseptine uyumlu. Yazgül diyor, evet, ki yaz konseptine uygun. Rüştü. Uymuş. Peçetelerini sade sadece. Sade bir masa. Yani peçeteler. Biraz basit kaçmış. Bak, geçen hafta da yarışmacı Leyla Hanım beyaz peçete de beyaz peçete dedi. İlla beyaz peçete istedi. Ya basit durmaz mı dedik gündelik? Yok, ben beyaz peçete istedim. Biraz bugün basit durmuş. Yoksa genelinde güzel. Genelde güzel. Sen beğendin mi Azat? Masası sade, güzel bir şey. Yani dış mekana güzel, bahçeye güzel bir masa kurulmuş. Tamamdır diyorsun. Tamam, güzel yani. Sadece kaşık eksik. Kaşık olmadan kaşığı da kabul etmez. Kaşığı da getirirsin artık. Aynen, onu peki getiririz. Kaşık. Ama önce bir başlangıç tabağımız, evet, var. Ne vardı Ezgi başlangıç tabağımızda? Başlangıç tabağında çıtır ekmekli köz salatası. Oh. Peynirli kabak mezesi. Hadi bakalım. Ve deniz börülcesi. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Teşekkür başarılar. Ediyorum. Şu tabaklarımı verelim. İçeriden mi getireceksin, servis içeriden edeceksin? İçeriden getireceğim. Ama bunları da alayım ben. Bunları da al. Aynen. Peki. Ne düşünüyorsunuz menüyle ilgili? Rüştü. Başlangıç bence biraz kolay kaçılmış diye düşünüyorum. Kolay diyorsun. Bence. Çok genel bir köz salata. Köz salatada acaba neler var? Herhalde biber domatesdir diye düşünüyorum. Domatestir közde. Patlıcan ve biber. Patlıcan ve bibermiş. Evet. Çok karışık bir yemek. Çok karışık, çok karışık geldi. Birbirine karışık böyle karışık bir başlangıç. Hmm. Normal sade bir çorba böyle. Yaz değil, soğuk çorba. Evet, geç hafta mesela güzel soğuk çorba içtik. Soğuk güzel çorba olmaz. Soğuk çorba da olabilir. Tamam. Başlangıç soğuk meze tabağıyla da başlayabilir. Tabii. Kaşık yok diyorlar ama kaşıkla yenecek hiçbir şey zaten benim menümde yok ki. Neymiş, pilavı kaşıkla yiyecekmiş. Pilav çatalla yenir yani, sofra adabı bilmiyorlar bunlar bence. O yüzden hiç şimdiden benden sıfır aldılar.